Hatice Çetin, 53 yaşındayım. İşte bu işi araştırıyordum, yani bir senedir hevesim de vardı. İstiridye mantarı, yani bizim bu ektiğimiz istiridye kayın mantarı, kavak mantarı. Ondan sonra belediye başkanımızdan gittim, işte çadır istedim mi? Çadır kurdu, Allah razı olsun. Tohum desteği, çadır desteği verdi. Evinizin bahçesinde kaç metrekaresi var? Evimizin bahçesinde 5 metrekare var. 5 metrekare yerde üretiyor. Yani bunu desteklerimiz olursa büyütmeyi istiyor. Buna hevesim var. Aylık ne kadar mantar üretiyorsunuz? Kaç aydır yapıyorsunuz bu işi? Valla bu işe daha yeni başladım. 4-5 ay oldu başlayalı. Evinizin geçimi buradan. Evet, evimizin geçimini buradan sağlamaya çalışacağız inşallah. Evet, buyurun. Burada 70-80 torba yakın var. İşte 100 kiloya yakın var. Belki de fazla. Mantar elde etmeyi düşünüyorum inşallah. Öyle Evin olacak. geçimi buradan sağlıyorsunuz. Valla evin geçimini buradan sağlamaya çalışacağız. Yani tohum desteğimiz olsun, çadırı büyütme desteğimiz olsun. Ondan sonra bu, yani destek olursa biraz daha büyütmeye çalışıyorum. Seviyorum yani bunu yapmayı. Bu işi evinizin bahçesinde yapıyorsunuz. İmkanı Evimizin olursa. bahçesinde imkanım olsa daha çok büyütüp daha çok gelir elde etmeyi düşünüyorum inşallah. Yani bu mantarın içlerini samanlarında mı size hazırlıyorsunuz? Nasıl Mantarın yapıyorsunuz? samanlarını dezenfekte ediyoruz. Bir gün sızmada kalıyor. Ondan sonra ikinci gün ekimini yapıyoruz. 20-25 gün kuluçka dönemi oluyor. Ondan sonra çıkıyor. Bu hasadı da 3-4 defa oluyor. Aynı poşetten bir hasat ettiğimiz zaman yani 4 defa 5'e de yakın oluyor yani. Hasadı oluyor. Bebek gibi bakıyorsun mantarlara. Aynı kırklı bebek gibi bakıyorum bunlara. Bunlara hepsini yani bakım istiyor, suyunu, nemini. Yani bir şey, gündüz bunun suyunu, nemini veriyor. Akşam da ışığını açıyor, sabaha kadar ışığı yanıyor. Bunun Maliyetler kurtarıyor mu peki? maliyetler de kurtarmıyor. Valla biz bunlar da yani biraz yani imkansızlıklardan dolayı da her şey yaptık. Ama seviyorsunuz bu Ne işi o zaman. seviyorum, bu işi yapmayı seviyorum. Evde oturmaktansa yani bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler üretmek. Yani ben seviyorum. Sorgun Belediye Başkanı da destek oldu. Ona Sorgun teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız çadırı kurdu zaten burayı. Ondan sonra tohum desteği ilk seferinde vermişti. Tohum desteği, Allah razı olsun. Yani onun şeyler de çok yardımından dolayı biz yani başladık bu işe. Yoksa o işi yapmasa yapamazdık biz yani.